Asist Analiz ekranlarına hoş geldiniz. Yine bir Galatasaray gündemiyle karşınızdayız. Ben İlhan Tüysüz, yanımda Milliyet Gazetesi Galatasaray muhabiri Nevzat Dinler var. Abi nasılsın, hoş geldin. Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim abi. Yani bugün böyle şey hissediyorum, programda çok güzel şeyler konuşacağımızı böyle hissediyorum. Hani ben öncesinden de, ben son dakika geldim zaten, hiç konuşamadık evet. edemedik. Çok hazırlanamadık. Evet yani ben aslında nereden başlayacağımızı da bilmiyorum abi. Nasıl yapalım ederim derken benim aklıma şey geldi. Hande Sümertaş mevzu geldi abi. Şimdi böyle birazcık çok bodoslama oldu bu iş ama hı hı. zaten bodoslama açıldı konuda. Şu Fenerbahçe Beşiktaş'a karşı 10 kişiye karşı bir mağlubiyet aldı. Kötü bir mağlubiyet aldı. Bunun akabinde hani Erol Bulut'a eleştiriler gelirken, oyuna eleştiriler gelirken bir anda İbre, Hande Sümertaş'a döndü. Yani ben hani burada e, yorum sana bırakayım. Böyle bir şey mümkün mü? Hande Sümertaş e, yayıncı kuruluş üzerinde bu kadar etkin midir? Sana atayım abi topu. Ya şöyle söyleyeyim. E, şimdi Hande Sümertaş'ı biliyorum yani tanıyorum. Şöyle Galatasaray'da e, yakın bir e, çalışma imkanımız oldu. Yani Galatasaray muhabir olarak yakından tanıma imkanım oldu. Artan Hande Sümertaş daha önce Futbol Federasyonu'nda da çalışmış birisi. Yani profesyonel birisi. Şimdi eleştirine e ee, neymiş? Zamanında Galatasaray şampiyon olmuş ve o zaman çektirdiği kupayla fotoğrafı. Kardeşim, hani sonuçta bir emek var, bir alın var ve oradaki profesyonel e, çalışanın e, kupayla e, fotoğraf çektirmesi kadar ki? doğal bir şey olamaz ki. Daha önce de az önce de Sümfut Federasyonu'nda çalışmış birisi. Hande Sümertaş bak, İlhan çok net bir bilgi. Reji'nin Bak odasını bilmez, yolunu bilmez. Yani Şu an değil. Beyin Sports'taki pozisyonu tamamen Beyin Sports'un bu yayın hakları vesaire işte ne bileyim basketbol vesaire birçok böyle yayınla alakalı bir sözleşme ve bunun teklifinin hazırlanması ya da herhangi bir kulübe telif atılacaksa mesela kulüplerin bir dakikalık yayın şeyi vardır, hakları vardır. Onun ihlali ya da onun anlaşması vesaire bütün bu konularda yetki alanına olan birisi ama Hande Sümertaş ne zaman baksam sosyal medyada tren Topik e, acaba Neden, e, neden? ben şuna Şimdi Bir kere, ha, söyle Ben şuna bağlıyorum yani o gün akşamında futbolcular işte Erol Hocanın yaptığı yanlışlar oyuncu değişiklikleri olsun Tabii 10 kişi rakibe karşı Etkin bir oyun ortaya koyamadı. İşte Kemal Adem'i geride, ona orta gol L birazcık birazcık Hayır Zaten burada Hande Sümertaş tartışılması ve sosyal medyada gündem olmasının sebebi daha önce Galatasaray'da çalışması. Ama daha da önemlisi Galatasaray'da olması. Şimdi bir kere biraz daha açalım. Beyin Sporç'ta takım tutmayan birisi herhalde yoktur yoktur Zaten şeye aykırı yani herkesin bir tuttuğu takım vardır ve yıllarca e, Lig TV'nin başında e, bulunan e, Şansal Büyükel'in hangi takımı olduğunu herhalde e, Türkiye'de bilmeyen yoktur. Kendisi Fenerbahçe'li evet. olduğunu herkes bilir ama Şansal abinin de yayın konusunda, objektif konusunda e, üstad olduğunu da herkes bilir. Yani en ufak Fenerbahçe'li olması, yayınlara müdahale etmesi ki o zaman yayınlara müdahale ediliyordu. Ama asla böyle bir şey söz konusu değil. Şansal abi döneminde de son derece objektif, son derece bağımsız ve yine e, tartışmalar vardı ama Galatasaray'la böyle bir tartışma başladığını ben hatırlamıyorum. Hande Sümertaş'ın tartışılmasının sebebi Galatasaraylı olması ama şurada bir yanlış var. E, e, bugün Bainsports'ta takım tutmayan e, bir kimse bir şey yok. Yorumcularda dahil olmak üzere zaten. Bir ikincisi, şimdi kadına şiddet çok bariz şekilde burada da farklı bir versiyonla karşımıza çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Diyeceksiniz ki ya bir erkek de olsa. Hayır. Nasıl kadına şiddet? Siz bu kadının uğradığı şiddeti, maruz kaldığı küfürleri görüyor musunuz sosyal medyada? Bir erkek ile bir kadının şeyi farklıdır. Kadına yapılan küfürler orada çok galis küfürler edilmekte ve Resmen bir kadına şiddet görmek değil. ama yani ben olaya diyorsun. ben olaya daha farklı pencereden bakacağım şimdi. Şimdi bak, ben şöyle okuyorum. Burada az önce söyledim Hande Sümertaş'ın görev ve yetki alanına sorumluluklarını rejin odasını bilmediğini, sadece yayın hakları ile ilgili sözleşmelerde aktif rol aldığını, ee, bunun dışında herhangi bir işte onu oynat, bunu çek, şunu yap, bu tarz bir şey yok zaten yani e, Hande Sumerta'sın. E, bir ikincisi e, şansal abi örneğini verdik. E, yıllarca bu kurumun başında Fenerbahçe kimliğiyle bulunan ve son derece de objektif şekilde bu işi doğru şekilde yapan bir üstattı kendisi. Ben bu sürekli olarak Hande Sümertaş tartışmasını Fatih Terim'e bağlıyorum. Olay nedir? Olay Hande Sümertaş Galatasaraylı, az önce de söylediğim o kimliklerinin dışında Fatih Terim'e yakınlığıyla bilinen bir isim. Bayağı da yakın. Bence Hande Sümertaş'a bu kampanya ya da bu yorumların temelinde Fatih Terim'e gücü yetmeyenlerin daha zayıf gördükleri Hande Sümer taşı üzerinden bir operasyon yapmaları. Yani daha zayıf görünen bir figür çünkü. Fatih Terim'e gücü yetmedikleri için e, Hande Sümer taşı tartışarak ya da belki de onu koltuğundan ederek emellerine ulaşacaklar bilmiyoruz ama e, sonuçta Bain Sports gibi çok kurumsal bir firmanın da tercih yaparken herhalde şeye göre yapmamıştır tuttuğu takıma göre yapmamıştır. Tabii. Yani onların da ben belli kriterlere göre e, personel aldıklarını düşünüyorum. O yüzden bu kadar uluslararası çok önemli bir markanın e, çalışanını tercih ederken e, açıkçası e, titiz davrandığını düşünüyorum. Burada az önce de ifade ettiğim gibi e, zayıf gördükler Hande Sümertaş'tan daha doğrusu Fatih Terim'e gücü yetmeyenlerin bir operasyon olarak Fatih Terim'e vuramadıkları için Hande Sümertaş'a vuruyorlar. Mesela bu. Bir diğer nokta kadına şiddet. Bunu toplumun her alanında, hayatın her alanında kınıyoruz. E, maalesef kadına şiddet de var. E, ben şunu yani, da anlamıyorum mesela. Tabii diyorlar ki işte rejiye giriyormuş o pozisyonu vereceksin, bu pozisyonu yok, yok. vermeyeceksin. Yani yok, zaten anlamaz ya anlamaz Onu ki. diyecektim yani ben de rejide arka planda bulundum. Bilirim az çok oraları. Yaz bir şey var ee, bu az önce söylediğim dışında yayınlar ve pozisyonlarla alakalı bir sıkıntı da var. Yani eski kalite yok orada. E, acaba pandemi nedeniyle de ekonomik sebeplerle maçlara çok fazla kamera gitmiyor ya da çalışanlarla alakalı bir sorunu var bilmiyorum ama yani Yayın kalitesinde, çekimlerde istenen kalite eski, en azından eskiyi arar ara hale geldik. Orada bir sıkıntı var. O Hande Şimşek'le alakası yok. Yani bir yayıncı değil vesaire değil, televizyoncu değil. Böyle bir yükleme yapmaları bana çok mantıklı gelmiyor. İşte söylediğim gibi, mesele terim, mesele Hande değil. Evet, yani orada bu olaya bu şekilde bakıldığında senin söylediğin birazcık daha uyuşuyor. Evet. Abi o nedenle e, Hande Sümertaş mevzundaki a, e, bütün perdeyi araladık diyebiliriz yani. E, bir diğer konumuza gelirsek abi, Tayland e, Taylan Antalya'nın yükselişi var. Taylanda evet. Taylan'a burada yaklaşık bir ay önce falandı galiba. Sen de yanımızda Aynen. Taylan Avrupa'ya gidebilir demişti Nevzat Dindar. Ve şu an bakıldığında Taylan her maç üzerine koya 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 gidiyor. Ve şu var abi. E, hücuma dönük bir orta sahadan evrildi ya o, hmm. o bölgeye. Hmm. Durağan değil, ee, teknik becerisi yüksek, pas dağıtımını yapıyor ve en önemlisi, bunu herkes de görmüştür muhtemelen, dakika 83, ee, rakibinin peşinden koşuyor, bozuyor, ediyor. Yani çok da mücadeleci bir oyuncu. Ama neden oluyor? Neden? Çünkü çocuk Galatasaraylı. Galatasaray aşkı onu sahada diri Yürekten tutuyor. Yürekten oynuyor diyorsun. Yani bütün böyle hayalini kurduğunuz bir takıma transfer oluyorsunuz ve o formanın kıymetini biliyor. Yani çocukluk aşkı nasıl Selçuk İnan'ın Çocukluk Aşkı Galatasaray'sa Taylan Antalyalı için de aynısını söyleyebiliriz. Yani Çocukluk Aşkım dediği kulübe geldi. Onu sahada heyecanlıkla o dediğin 83. dakikada diri tutan şey o duygu. E, oyuncu profil olarak Geçmişte hep 10 numara oynadı, janti pozisyonlarda oynadı, hep klas pozisyonlarda oynadı. Oynadığı takımlarda klas evet. pozisyonlarda, janti pozisyonlarda. Ama şimdi hamal, şimdi teknik hamal Teknik bir hamal da yani çok da yoktur aslında. Ha, şimdi hamal derken, 6 numara pozisyonu biraz hamallıktır çünkü, evet. toparlarsın. O pozisyon için teknik kalan bir hamal. Onda farklı Mesela kalan seri bu. abi bunu. E seri yetenekli. Daha çok regista ben yönlendireyim geride durayım tarzında. E seri e, doğru takımda doğru oyuncu ama her takımda o tarz bir oyuncu her tutmayabilir. Her takımda oynamaz evet. E, yani oynadığı kulüplerde geçmişte çok tercih edilen Barcelona gitse mesela çok tutulabilecek bir oyuncu belki de. Ki Onu gündeme söylüyorum. de gelmiş evet, evet bir oyuncu. Diyecektim. Çavi benim veli attım gibi bir şey demişti. Ha, ama o şeyde olmadım. Ee, yani Mesela Fulham'da Fulham işte ona uygun bir takım Hiç değildi. Dağda yani Saray'da, da Saray'ın yükselişli olduğu dönemde Fatih Hoca'nın istediği tarz oyuna yatkın bir isim. Mesela şu an bile seri gelse pekala, bence de oynar şu an. Ama Taylan üzerinde şöyle söyleyelim. E, o altı numara pozisyondaki mücadeleci oyunun yanında tekniği onu farklı kılıyor. Biz burada bir önce ne dedik? Galatasaray bir oyuncu satarsa bu ilk sırada ben Taylan'ı yazıyorum dedim. Şu, o iddiamda da hala ısrarlıyım. Böyle devam ederse sadece Avrupa Şampiyonası milli takımın e, kadrosunda yer almaz. Aynı zamanda Galatasaray ciddi paralar kazandıracak bir oyuncudur. Bak yakın bir zamanda o haberleri okumaya başlayacaksın. Bak 3 vakte kadar Abartmıyorum. 3 yani. vakte kadar Üç vakte Taylan kadar Antalyalı. Taylan'a 10 milyon euro. Muhtemelen Atalanta yazılır ya da Fiorentina yazılır. Zaten ilk oradan başlar buraya. Sonra bir Lyon'a sıçrar. Ee, muhtemelen e, Almanya'dan da bir Leipzig falan evet. böyle bir şey yapar. İlgilenir. Şey Derken diyecektim. Sevilla, Monchi <laughs> gelir alır. Tabii, tabii Monchi <laughs> işi bitirir. Ben şunu diyecektim. Taylan Antalyalı ee, hani kimse bu performansı beklemiyordu ondan. Hani aslında oynayacağını bile kimse bakmıyordu hani. Oynar gözüyle bakıyor mu bak, ben sana söyleyeyim. bugün e, onu biraz araştırdım. Fatih Terim 16 yaşında bunu Buca'da istiyor. Olmuyor. Gençler Birliği ben biraz baktım. Şaka değil ya. Önemli. 2014'te Gençler Birliği ne kadar para vermiş almış biliyor musun? 500 bin euro. 500 bin euro. Sonra Erzurumlamların bir mevzusu tamam, olmuş. yani ya. o zamandan bir 2011-12'de galiba 16 yaşında. Yine Buca ha? Ha. Buca. Buca altyapısı. Hayırdır aklına ne geldi? Yok. Buca'dan çok fazla oyuncu çıktı. Mesela? Ee, Salih oradandı. Ee, dur. Tamam. Salih. Salih işte. Altyapısı Buca. Evet. Taylan altyapısı Buca. Evet. Neden dur dedim? Söyleyeyim. Şimdi Salih, Galatasaray'a yazılıyor ama neden yazılıyor? Bunu bir kere yazar alayalım. Altyapısı sağlam. Şimdi Fatih Terim'in Salih'e sıcak bakmasının nedeni, Salih uçan, altyapısı sağlam, gelişimi açık ve üzerine koyarak gidebilecek bir oyuncu. Ki o ilk çıktığı Buca döneminde falan efsane, Romaları falan görmüş bir oyuncudan bahsediyoruz. Alanya'da ritmini buldu, kendini buldu. Zaten Alanya'da şey, ben de gitsen öyle, ben de bir yere transfer olurum yani. Rehabilitasyon Aynı merkezi yani oraya bir, bir herkesin bir gitmesi lazım yani böyle rehabilitasyon merkezi. Ee, dolayısıyla Salih Uçan Galatasaray'a e, yakıştırması ve Fatih Hocan teknik yakışmada ziyade artık teknik adını istediği bir oyuncu e, temelinde biraz bu yatıyor. Yani 26 yaşında aslında futbolun böyle tam e, artık kırılma noktası diyelim. Evet. E, buradan hmm. ya Salih çok farklı bir kariyer olacak ya da yani küçük denizde büyük balık olmak mı? Büyük denizde küçük balık olmak mı? Yani bunu biraz dengede götürmek lazım. Yani Alanya'da belki şu an bir star Alanya takımının önemli parçası ama ben Salih'in potansiyel olarak çok daha fazlası olduğunu düşünüyorum. Yani kariyerinde de daha iyi yerlere gelmesi gereken bir oyuncu olarak görüyorum. Fatih Hoca da onu daha önce de istemiş. Bu sene de istiyor. Dolayısıyla hani Buca'yla böyle bir Taylan'la ortak geçmişi var. Yani gerçekten <laughs> Taylan Antalyalı şu an hani belki çok abartılıyor deniyor da bazen <laughs> ama sağdaki oyun bir kesinlikle abartılmıyor bence. E şu an hani Avrupa'da birçok kulüpte oynayabilir. Hayır gol de attı yani şimdi oynar. Gol de atıyor, mücadele ediyor. Yani durmuyor diyor. geride, ileri geliyor her yerde. Bayılıyor. az önce bir şey söyleyeyim. O Galatasaray aşık onun heyecanı diri tutuyor. Belli oluyor sonra. gerçekten. Ya zaten öyle oynarsın yani belli bir noktadan sonra. Mesela Levin niye gitti? Ee, hem sakatlığı vardı hem de Fatih, o yürekten... Lemine aslında ilk zamanlar iyiydi, şeyde yapıyordu, mücadeleci bir oyuncuydu ama bir ara bir sakatlandı. Sonra risk, bir daha sakatlandı. Risk almadım. Şimdi Fatih hocam risk alan oyuncuyu sever. İlni taşın altına sokar. Belhanda keza Bel seviyor. Han, mesela Belhanda'nın e, sevilen özelliği bu. Belhanda adam e, çenesi kırıldı çıktı. Bir evet. hafta sonra maça çıktı. Yani görevden kaçmıyor. Keza marka bu tarz oyuncular hoca çok tutuyor. Eee doğrusu Tayland'da da e, yani maşallah diyelim. Çünkü o pozisyon şöyle sürekli mücadele, sürekli rakiple darbeli oyuna giren bir oyuncu ama sürekli de bir sakatlık riskinin olduğu bir pozisyonda oynuyor. Biraz dikkatli olması lazım. Aslında belki de gücünü ekonomik kullanması lazım ama bu takımda yani herkesin bir şekilde bir alternatifi çıktı. Yani işte Falcao yok, Ardo yok, Babel yok ne bileyim orta sahada bu kadar eksik varken savunmada kezal, oyundamalar falan yok. İşte bekler bir var bir Kalecinin yok. dayı bir Kalecinin çıktı yani bir, yani. Ama bir kişiyi çıkarsan çözülme yaşanır diyebileceğim tek adam da Taylan. Bak diğer Kötü bütün hepsi yok, zaten. Bak diğer böyle. hepsi diğer hepsi zaten yok. %100 katılıyorum. Kaleci de yok, varbet yok, kenar yok, sol yok. Bek yok, sol bek yok. Hepsi yok zaten. Stoper yok. Modern oyunun bütün gerekliliklerini yapıyor Taylan Antalya. Bir bak sadece bir isim çıkardığında dalma ve çözülme yaşanabilir. Yani Doğru. alternatif olmayan bu takımdaki tek oyuncu Taylan Antalya şu an. Katılıyorum. Taylan mevzusunu şöyle bitirdiğimize göre Mustafa Cengiz aday oluyor mu olmuyor mu 4 Aralık tarih vermişti. Mustafa Cengiz ne planlıyor? O şey oldu tabii seçim şeyi geçtikten sonra o tarih yalan oldu bir kere. Seçim de iptal oldu. Ya i̇ş artık Mayıs'a kaldı zaten. Ertelenmedi iptal de oldu. Evet. Yani artık o Çok prosedürler zor. de yerine getirilmek zorunda değil. Başkanım bu Galatasaraylı bir yönetici iş, iş insanları e, derneğinin ödül törenindeki bir cümlesi çok çarpıcıydı. Merdivenleri dik çıktım dedi. Orada şu mesajı vermeye çalıştı başkan. Şu sağlığım yerinde Galatasaray camiasına ve ben aday olacağım. Mayıs'ta tekrar aday olacağım. Yani Galatasaray Başkanı Sayın Cengiz e, Allah şifa versin. Ve bu kadar sağlık olması son derece Maşallah güzel. Değilim, sağlık her şeyden önemli. Kesinlikle. Kendisini iyi hissediyor ki zor operasyonlar geçirdi bu şekilde ayakta olması, diri olması, genç olması e, hakikaten çok güzel gelişmeler e, ama daha da önemlisi tabii ki e, sağlıklı olmak Galatasaray'da başkanı seçemek için yeterli bir sebep değil e, aynı zamanda e, takımın da iyi gitmesi yani son dönemde Rize maçında oynanan futbol bir anda böyle seçim şeyinden uzaklaştırdı Ya yani, böyledir ya. Yani mesela Galatasaray Kongresi dediğimde hep gözünüzün önüne ortalama 78-80 yaşında bir grubun böyle ön sıralarda olduğu muhtemelen bir bölümünün uyuduğu bir e, fotoğraf karesi. Molalarda da bir araya gelip orada bir kulis çevriliyor yani. O da var. O da var. <laughs> Derin Galatasaray. <laughs> Derin yani. Kulis olmadan olmuyor. şimdi o sizin eee belli bir yaşın üzerinde derin denilen artık kimileri ama tecrübeli diyelim biz. Bu arada Galatasaray'da 78 o cenahta yani Galatasaray Kongresi'ne 78-80 yaş normal şey mi? Şey değil. Yaşlı kategorisine girmez. <laughs> Onlar böyle orta yaşa yakın yaş olarak kabul edilir. Onu da söyleyeyim. Kendi e, öyle <laughs> düzenlemeleri var yani. Tabii tabii. Yani o mesela 65-70 falan gençtir. Onlara genç denilir. 70-85 bandı orta yaş, 88-90 sonrası artık büyük, duayen denilen grup olur. Ee, derin Galatasaray'da onlar mı oluyor? Yani Derin Galatasaray'ı tartışmalım. <laughs> Şimdi şuna geleceğim. O ön saflarda uyurken gördüğünüz insanlar da yürekten Galatasaraylı. Onların da etkileniyorlar. Neden etkileniyorlar? Takımdan etkileniyorlar. Mesela şey değiller böyle kafa tasçılık falan yok. Şuna getireceğim konuyu. Şimdi o bahsettiğim isimlerde de ama torunu ama oğlu ama sosyal medya. Çoğu sosyal medyayı kullanmıyor diyelim. Ama hani orta yaşın bir alt grubu işte gençler daha fazla sosyal medyada aktif ama ama aile ama torun ama ne bilmem oğlu vesaire etkisiyle taraftar refleksi gösteriyorlar. Zaten son seçimlere baktığımda hep Taraftar ne istediyse o oluyor. Şu an Galatasaray seçimlerinde de taraftar kimi isterse o olacak. Bundan önceki seçimlerde olduğu gibi. Evet. Fenerbahçe'de taraftar kimi istediyse o oldu. Keza Beşiktaş'ta. Aslında medya e, yine ya da ne bileyim böyle ağır topların ya da camiadaki duayen isimlerin desteğini almış isimlerin seçilemeyeceğini biz büyük kulüplerdeki seçimlerde gördük. Artık insanlar 88 yaşında da olsa 18 yaşında da olsa tamamen taraftar refleksi ya da %80 %90 taraftar refleksiyle hareket ediyorlar. Şuraya bağlayacağım. Mustafa Cengiz maşallah sağlıklı. Yeniden aday olmak istiyor. Ee, ama bunun için de sportif başarı lazım. Takım kötü başladı. Transfer yoktu. Fenerbahçe uzak ara yapar deniliyordu. Pekala öyle olmayacağı görüldü. Galatasaray bugün Fenerbahçe'nin üzerinde. Ama İyi daha mi, da önemlisi Galatasaray top oynuyor. <laughs> Galatasaray futbol oynuyor. Ee, şimdi başkan şunu gördü. ya Bu ölü denilen, bitti denilen, hasta denilen Galatasaray. Ligin ikincisi. Yani şu an ligin ikincisi. Buraya 2-3 iki, takviye yaparsak bu takım şampiyon olur. Sen şampiyon olduğunda Mustafa Cengiz'in Galatasaray seçimlerinde nasıl bir avantaj yakalayacağını düşünebiliyor musun? Yani çok yine seçilir, avantaj. yine seçilir. Yani şey yapamıyorum. Ama az önce söylediğim insanlar etkilenir, başarı, şampiyonluk etkiler. Çok Dolayısıyla e, bu hani ta takımın iyi oynaması sonuçlar e, ve takımın şu an geldiği nokta herkesi olduğu gibi Galatasaray Başkanı da umutlandırdı. Bu şu anlama geliyor. Devre arasında Galatasaray çok önemli transferler yapacak. Yani doğru transferler yapacak. Transferi yani buna kafa yoruluyor muhtemelen şu an. Başladılar. <laughs> buna kafa yoruluyor. Başladılar. Ben başkanla ilgili de şunu söylemek istiyorum abi. Yani başkanın şu durumda bence Galatasaray Galatasaray'dan ayakta kaldığını düşünüyorum. ben. hayata Galatasaray'a tutunuyor şu an. Başkanım benim gözümdeki yani şu an o gördüğüm profil, Galatasaray onu ayakta tutuyor. Bu nedenle de bir şekilde de bırakmıyor yani onu devam ettiriyor şu anki durumunu, gidişatını. Yani sonuçta demokratik şekilde seçilmiş görev süresi ortada. Görev süresini keşke tamamlayabilse. zaten son yıllarda hep olağanüstü seçimler oldu. Evet. Bunun kırılması adına istikrar adına şu an yönetmen, başkan devam etmesi aslında çok da eleştirilecek, tartışacak bir konu değil. E, ama her şey sportif başarılı. Yani az önce söyledim iki hafta bu sonuçlar gelmese biz Galatasaray'da yine seçim ateşi yanıyordu. Yani yine doğru. E, bu ama <laughs> niye kesiliyor? İnsanlar böyle burası siyasi parti değil. Sonuca bakar bu Ya işte top, millet <laughs> mutlu olmak istiyor. Zaten hayatın her alanında yemiş tokadı. Olumsuzluk. Kadar, yani ekonomi dersen ne bileyim kimisi belki de özel hayatında ekonomik nedenler bir de iş hayatı an, zaten insanlar... hepsi ya hepsinin temelde aslında ekonomi yani birçoğun temelde ekonomi tabii. aile hayatına yansıyor özel hayatına yansıyor belki çocukların eğitimi şu bu servisi şu belki de servisçi binlerce servisçi var hepsinin derdi var e, dolayısıyla ya bir de orada mutsuz oldu mu hayat çekilmez oluyor ya. Hakikaten çekilmez. Ya öyle. burada işte dediğin gibi abi o e, toplum ya şu azından... fut, futbol olmasaydı nasıl bir boşlukta olurduk? Hiç düşündün mü? Yani e, o konuma şu an e, koyamıyorum kendimi <laughs> çünkü böyle bir şey yaşamadım. Bu çok uç bir şey benim Yok, için. Yok yani vallahi bak şöyle evet, düşün yani, çok uç bir şey. Yani futbol Futbolsuz. olmasaydı çok büyük bir boşlukta olurduk. Ne ne yapıyor olurduk acaba? Ben mu, muhtemelen muhasebeci falan olmuştum. Bilmiyorum. Yani, <laughs> evet, şu an bakıyorum da. Böyle ne yapardık hakikaten bilmiyorum. Gerçekten burada Nevzat abi de ben de bir düşündüm <laughs> ne oldu diye. Ama gerçekten benim de çok aklıma gelmiyor ne yapardık ne ederdik diye. Hani insanlara bu kadar e, dokunan, sirayet eden bir oyunun e, e, etkisi de insanlara yük, bu kadar büyük oluyor. Şey yani sadece bir kitap ismi vesaire olarak şey futbol hakikaten sadece futbol değil. Evet. Çok daha fazlası. Kesinlikle. Son olarak o zaman Onyekuru ve Rodriguez diyeyim abi sana. Tamam. Ya Onyekuru mesafeli yaklaşıyorum. Menajeri yine bir şeyler çeviriyor Davila. Hı hı. Zaten açıklamasında İstanbul'dan birkaç kulüp falan filan dedi. Yani doğal olarak Galatasaray akıllara geldi. Yani Galatasaray akla geliyorsa Fenerbahçe'nin de ilgilenmesi ve Fenerbahçe tarafından da istenmesi ya da böyle bir rekabet Davilla'da da çözmüştür şifreyi. Tabii tabii çözmüştür. Davilla'da da Türkiye Ligi'nin şifresini çözmüştür herhalde. Yani bir, bir... şeyleri arttırmak için ha. rekabet gerekiyor. <laughs> Baktı, gördü. E, o yüzden o orası biraz karmaşık. E, ben Fatih Hoca'nın Onyekuru'yu sildiğini düşünmüyorum. Ama yönetimlerin, kulüplerin belli e, kültürleri olur, prensipleri olur. Galatasaray'dan gidiş şekli hiç doğru değildi. Yani şu saatte Galatasaray'ın Onyekuru'yu alması etik değil bana göre. Peki ama kulüp çağırmadı mı orada? Nasıl oldu? Ya orada nasıl oldu? Orada dünya tarihinde e, herhalde e, Monaco kulüp e, CEO'su ve yöneticileri ya bir virüs icat edelim. Lig bitmeden şimdi böyle yansıtıldı çünkü. Biz Onyekuru'yu çağıralım kardeşim. Galatasaray'ın yaptığı bir anlaşma var. Kiralık oyuncular içerisinde lik e, lig bitmeden giden nadir oyunculardan bir tanesi. Benim de aklıma Onyekuru geliyor. Yani, Başka Onyekuru'yu alıp Mo Monaco şey de yapmadı. <laughs> Müzede de sergilemedi. Yani böyle acil bir durumu da yoktu. O alıp antrenmana da almadılar. Zaten yani böyle bir şey de Bu sezon 4 maçta bir <laughs> asisti var hani o 4 maçta. Onyekuru e, ben hata yapacağını düşünmüyorum. Eğer bir tercih olacaksa. Tercih konusunda Galatasaray'ı seçerdi. Geri Rodriguez aslında Geri Rodriguez demişken şimdi belki onu da şey yapacağız. Geri Rodriguez mesela Fenerbahçe öncesi Galatasaray'a çok dönmek istedi ama mali şartlar uymadı. Şimdi de gelmek istiyor. Yani Fatih Hoca oraya bir, o profilde bir oyuncu alacak. Bu Onyekuru biraz o görün, anladım. Monaco ile ilişkilerden belki e, sekteye uğrayabilir ama Geri Rodriguez'e belki bir şans daha verilebilir. Yani o zaman A planı Onyekuru B planı Rodriguez gibi şu an. Hangisi hangisi b orasında emin değilim. Değişebilir. Değişebilir çünkü yani Onyekuru ile alakalı kulübün bir tavrı var. Bir prensibi var. Ben Monako'yla olmaz diyor yani. Sen beni en zor gününde gitti. Monaco istedi. Oyuncu da gitti. Gitmek zorunda kaldı. O fotoğraf konusu yani ben evet, fotoğrafı Evet, gitmek var. istemiyor gibi yani. yani o idman fotoğrafından şeyi çıkarırsın yani böyle apar topar gitmiş, yarı yolda bırakmış bir şey görmedim ben yani. Doğruya doğru. Ben şöyle <laughs> topun üstüne oturan bir Fatih Serim hatırlıyorum Çok sanki. Çok fotoğraf yani. Onye Kuru, ya. Onyekur'u. Ben orada bir hüzün aldım Fatih Hoca'dan. Hani Onyekur Mesela ben mi? o güne tekrar dönmeye gerek yok. Belki o fotoğrafı eleştirdim. Yani Galatasaray hocası, Galatasaray kulübü bu kadar çaresiz gösterilmemeli. Güçsüz gösterilmemeli. Ki zaten kötü de. Yani Ondan sonra zaten kötü oldu sonuçlar falan. Evet. Galatasaray tepe tepe dağıldı. Bak. Gitti. Ee, orada öyle bir hareketten mi olur. Seri belki yine... Ama işte şöyle hep konuşan isimlerde oynamamış isimler yani lig arası Nereye iki maç oynadı. He. Lig arası 5-6 gün galiba. Belki transfer ara transfer dönemi bir aya yakın ama lig arası yani devre arası 5-6 gün. evet orada Şimdi gelen var. adam hangi adaptasyon dönemi var ne bileyim. Yani bu iş böyle iki antrenmana çıkarak takıma Mümkün uyumsal değil. üç ay beş ay belki de o yüzden orada çok dikkatli hareket etmek lazım. Yani bu topraklara, bu coğrafyaya, bu ülkeye, bu takıma yabancı ilk defa bu ülkeye gelen birini getirmek de risk. Yani az önce söyledim başkan da çok heyecanlı transfer yapmak istiyor ama tek seçenek var. Galatasaray şu an oyuncu kısa vadede satmaz. Dev, de yıl sonunda satar. Yani o, bu da ne demek? Galatasaray bonservisle oyuncu alamaz. Almaz. Ee, alacağı oyuncuları kiralayacak. Ee, ancak yıl sonunda Marcao ya da e, Taylan ya da Loyndama gibi potansiyel satışı mümkün olan oyuncular olabilir. Burada e, özellikle takım bütçesi anlamında kritik isim Falcao. Radamel Falcao'nun da ben birçok eleştiri var. Oyuncu en büyük problemi e, evet e, hedefsizlik. O da nedir? Oyuncu takımın bir hedefi yoksa takım Avrupa'da, Şampiyonlar Ligi'nde ya da üst seviyede bir mücadelenin içerisinde değilse Falcao çok fazla zorlamıyor. Bu er doğruya doğru. Bu eksi yönü. Aslında maç seçmemesi lazım. Ee, ama Fatih Hoca ve sağlık ekibinden de önce şöyle bir bakış açısı var. Ee, iyi niyetli yaklaşıyorlar. Yani bunu bir kriz haline dönüştürmediler. Tamam kardeşim sen ne zaman hazırsan o zaman gel. Yani Falcao'yu bir kalemle silmediler. Zaten Fatih Hoca'nın kimseyi silecek hali yok. Cagney'i daha zar zor kazandı. Evet, 3 gol ee, zor ayağa kaldırdı Cagney'i. Falcao'nun da e, bu bahardan, Florya baharı diyorum ben buna. Yani bu Florya baharında herkes etkilendi. Falcao da etkilenecek. Yani bütün yedekleri, bilmem şeyleri falan. Oğulcan Antut, Cagney'sine, Emre Taşdemir'inden bilmem, Emre Akbaba'sına hepsi etkilendi. O da, Bak o da, yani Falcao da bize bambaşka fark, Falcao izleyeceğiz. Son Cagney ile bağlayayım. E, bu Cagney nasıl kendine geldi? Ne oldu buna? abi Arkadaşlar son derece e, net ve kısa bir hikaye. Yaşanmış bir hikaye. E, Cagney ve Fatih Hoca arasında bir toplantı. Hoca Kayseri maçı öncesi bu koronalar, sakatlar vesaire zaten e, çok sayıda. Hoca Cagney'i alır karşısına ve der ki bu senin son şansın. Ya çıkar oynarsın kendini göstersin. Ee, yani bu, vermiş. Bu vurdum duymaz hallerinden vazgeçer bu takımın parçası olduğunu gösterirsin. Ya da antrenman yapacak takım bile bulamayabilirsin. Çünkü zaten antrenman almıyorlardı Brugge'de falan. Bu azar, bu azar, Cagney'i kendine getirdi. Bak Cagney. iki maçtır. Kayseri maçını da belki sadece penaltıyla hatırlayacaksınız ama iyi oynadım kafa topları ve oyun içerisindeki etkinliği. Rize maçında golleri, etkinliği. Galatasaray'daki yardım, belki en iyi performans diyeceğim. Ya yani en ama. iyi performanslarından bir tanesi. Daha önceki Rize maçı falan da var. Eee şampiyon olan sene. ve takımda Cagney dışlamıyor artık. Bu benim dikkatimi çekti mesela. Yani gol sevincinin ortak olunması. Ya eskiden Cagne penaltı olsa kriz. Şimdi yani penaltı olduğunda kimse gidip şey olmuyor. Kazanmak yani, istiyorlar Cagne'yi yani. Sorun olmadı. Ya burada tabii teknik kadronun da ben çok Fatih Hoca'nın çok kritik bir müdahalesi ve etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani hem oyuncu ile yaptığı toplantı hem de takımın bunu idrak etmesi ve bu mesajı alması yani. Sizin takım arkadaşınız bu. Yani buna sahip çıkın denilmesi. Galatasaray'ı enine boyuna masaya yatırdığımız bir program oldu yine. Güzel, verimli bir program oldu. Bu haftalık Galatasaray gündeminden bu kadar diyoruz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.